Evet, gerçek adınız Ferdi ben, Tayfur Turan Bayburt. Ben, çok uzun bir soyadınız evet, var. Evet efendim, benim adım takma isim değil. Hı hı. Gerçek adım Ferdi Tayfur, soyadım Turan Bayburt. Turan Bayburt. Şimdi şöyle bir Adana'ya gidelim mi? 50 küsur yıl öncesinde Adana'sına. Bakalım evet. Nereden gelmiş evet, Ferdi Tayfur hayatınız? Bakın bakalım. Hayatınız şuradan geliyor. Aslında o, binlerce kişinin doldurduğu konser alanlarını hiç mi hiç düşlemedi. Şarkılarının hep bir ağızdan söylenme hayali üzerine hayat kurmadı o. Babası Cumali Bayburt, oğlunun hep paşa olmasını istiyordu. O, Cumali Bey'in bıçak darbesiyle ölümünden sonra geçirdiği ıssız gecelerde hep ah dedi. Bereketli topraklarında çiftçilik yapmak isterken bir anda milyonların sevgilisi Ferdi Tayfur oldu. Ferdi Tayfur hayatı boyunca zorlukları aştı aşmasını ama kan davasına kurban giden babasını bir türlü unutamadı. Tanımadı hiç onu. Bu içinde fırtınalar kopardı hep. Hiç görmediği babasının geride kalan tek bir fotoğrafı avunmasına yetti. Sadece kendi omuzunda bir eli gözükse de. Hiç okula gitmeden roman okumayı öğrendi. Pamuk tarlalarında ırgatlığa gittiği günleri, Konya'da bir pavyonda şarkı söyleyerek unuttu Ferdi Tayfur. O günlerde tanıştı sevdiği bir kadın, Ferdi Tayfur'u istemeden baba yaptı. Oğlu Timur'u yıllar sonra kabul etti. Hayatının akışında duygusallığı ve sevgiyi hiç bırakmadı. Yaşamında sürekli kol kanat geren, hayallerinde inanan annesi Şerife Hanım, oğlunun milyonları arkasından sürükleyen hayran kitlesini Ferdi Tayfur olarak neonların üzerine yerleştirdi. Takma başına kır çiçekleri, çiçeklerden daha çok güzelsin yarim. Adana'da evlendiği Zeliha Hanım'dan, güzel mi güzel, dünya tatlısı iki kızı dünyaya geldi. Tuğba ve Funda. Ama o, aşkı bir film setinde yakaladı. Sevdalı bir erkek olarak hala Necla Nazırlı bir şarkıyı tamamlamaya çalışıyor. Kızı Tuğçe ile. O
hep hayallerini anlattı. Annesi ve kardeşleri ona hep inandı. Hala zamansız ölümlere, insan kalleşliklerine şaşırsa da Ferdi Tayfur, mazide bıraktığı Turan Bayburt'un gerçekleşen hayallerinden adeta intikam alıyor. Herhalde Adana'da pamuk tarlalarında ırgatlık yaparken bir gün böyle binlerce insana şarkı söyleyeceğinizi hiç düşünmediniz. Benim o zamanlar tabii daha çok bülbül gibi öten bir çocuktum. Yani çocuktum. Ve herkes de çok beğenirdi sesimi. Irgatlar da beğenirlerdi. İşte, pamuk tarlalarında pamuk toplarken bir yandan da türkü söylerdik. Şarkı söylerdik, türkü söylerdik. Bir tek ben söylerdim zaten, onları da dinlerlerdi. Herkes dinlerdi işte. Şah'tan gelen ırgatlar vardı, etraftan gelen ırgatlar vardı. Biz Adana Mahalle, Adana'daki Hürriyet Mahallesi'ne gitmiş olarak insanlar işte, biz biraz şehirliydik tabii. İşte kazma zamanı kazma döverdik, pamuk zamanında pamuğa giderdik. Adana'nın sıcağında. Adana'nın sıcağında tabii ki. Yoksul bir aile. Tek işte umutları benim, bütün ailemin işte. İşte herhalde ben de çok popolar derdi, çok akıllı olduğumu falan söylerlerdi. İşte o zaman da herhalde gaza gelirdim. Ben gene işte şarkı söylerdim. İşte çok beğenirlerdi. Yani tek umutları bendim. Ama yani, ben hayatınızın burada dönüm noktasına gelmek istiyorum. Çünkü hakikaten bir erkek çocuğunun babaya olan özlemi, baba sevgisi herhalde çok önemli tabii, çok ki önemli. Çok önemli. Sizin babanız Cumali Bey bir gün size bisiklet almaya diye evden çıktı değil mi? Bana bisiklet almaya diye evden çıkmadı efendim. Benim babam bir sabaha karşı, bir geceydi işte, bu kuşakta kendimi gördüm. O da benim babam olduğunu söyledi, annem uyandırdı. Diğer kardeşlerim yatıyordu. Herhalde ben gene çok akıllı olduğumdan, ben meraklı olduğumdan ben uyanmıştım o zaman. İşte babam da o gelen, askerden gelmişti. Ertesi sabah 1 lira, çok iyi hatırlıyorum. 1 lirayı çok iyi hatırlıyorum bir defa. Anneme 1 lira verdi. O da rahmetli oldu. Annem de rahmetli oldu. İşte akşama arkadaşları otele bırakmıştı. Akşama onları biraz yalnız bırakmamak için gitti. Akşama geri döndüğünde bir çiğ köfte falan yapacaklar. Biliyorsunuz bizim o tarafın çiğ köfteleri evet, biraz meşhurdur. Efendim. Gitti, bir daha geri gelmedi babam. O gün gelmedi. Ertesi gün beni annem yanına aldı. Gittik, nerede arayacağımızı da bilmiyoruz tabii. İşte giderken karşıdan bir fayton vardı o zaman. Faytonlar çok, fayton arabalar çoktu o zamanlar. O da rahmetli oldu. Arap Ahmet, babamın en yakın arkadaşıydı. O faytonla geldi. İşte bacı dedi, ya bir şey oldu dedi, bir kaza oldu dedi falan. Ne kazası falan dedi. Ya dedi, dün işte bara gittik dedi. Barda dedi bir kavga oldu dedi. İşte Cumali vuruldu falan dedi. Allah Allah. Bindik, ben de aldım faytona. Gittik hastaneye. Hastanenin önüne gittik. Onlar çıktılar. Beni de alacaktı. Beni almadılar içeriye. Küçüktünüz. Küçüktüm evet. Beni almadılar işte. 6 yaş, 5,5, 5-6 yaşlarında. Dolayısıyla babam bir hafta sonra öldü orada. Ve babanızı hiç görmediniz? Görmedim evet, yani böyle bir cahil bir insanlar bütün ya. İnsan ne bileyim, çocukları gitsin görsün yani, hasta falan yok. Göremedim babamı işte orada. Nasıl bir sızıdır bu? Ben göremedim ama daha sonra babamın öldüğünü hiç kabullenmedim ben, askere kadar falan. Askere gidinceye kadar kabullenmedim. İlla babam bir günün birinde çıkıp gelecek diye düşündüm. Askerden sonra ümidimi kestim daha gelmezse. Peki o sizin hep paşa olmanızı istermiş. O benim paşa olmamı istermiş. Öyle atıp tutarmış öyle küçükken beni. Bu çocuk paşa olacak dermiş. Bunun gözlerinde başka bir şey var. Bu çocukta başka bir şey var. Seziyorum ben dermiş yani. Resim hikayesi nedir peki? Babanızın bir tek resmi var. Eli. Evet parmağı var. Benim biraderler ikimiz oturmuş böyle İstanbul hatırasının önünde. Onun parmağı var, kendisi yok. Çok nasıl bir yani hayalinizde nasıl hatırlıyorsunuz şimdi yıllar sonra baba Cumali Bey dendiği zaman nasıl bir film geliyor gözünüzün? Benim babamın bir resmi var tabii, bir iki resmi vardı, onu gördük de babam çok yakışıklı bir adamdı. Erkek güzeli bir adamdı. Efendim.
Yiğitti benim babam. Çok sayılan bir adamdı Adana'da. İşte o kavgada işte vuruldu adam ya. Vuruldu. Evet vuruldu. Sonra mezarlığı hatırlıyorum. Mezarlık çok kalabalıktı. Müthiş kalabalıktı. Sonra eve gittik işte. Bir baktık kimse yok evde. Ev bomboş. O zaman anladınız ki. Anladık ki o zaman her şey palavra. Palavra. Evet. Her şeyin palavra olduğunu. İnsan zaman içerisinde yaşarken gene de yaşıyor ve gene de anlıyor palavra olduğunu. Evet. Ve yani ne arayanın oluyor, ne soranın oluyor. Fakirlik zaten yüzü soğuk bir şey. Zaten ondan sonra sizin fakirlikle tanışmanız, iç içe olmanız daha da yakınlaştı. Tabii yani ondan sonra rahmetli annem evlenmek zorunda kaldı. Çünkü genç ve çok güzel bir kadındı annem. Evlenmek zorunda kaldı. Niye gitti bekçiyle evlendi anneniz? Onu layık gördü kendisine. Hatta annemi benim gidip rogatlık yaptığımız mesela o dönemdeki o çiftliğin sahipleri, ağaları benim ölen babamın şeyiydi. Çok yakın arkadaşlar olduğu için onlar çok yardımcı olmaya kalktılar anneme. O çiftliğin katibiyle evlendirmek istediler. Annem dedi ki yok ben dedi bekçiyle evleneceğim dedi. Çünkü dedi o okumuş bir adam dedi. Ben okumuş adamla dedi yapamam ben cahil kadınım dedi. Sonradan, yerini kendi tespit etti. Evet sonradan sordum ama bana bunları söyledi. Dedim ki ya sen nasıl? Niye dedim o aydın adamla falan dedim. O aydın ama dedi ben cahilim. Oğlum nasıl anlaşırdık dedi sonra. Bekçi dedi iyiydi ama Kürt. Kürt bekçi. Üvey babanız. Üvey babamız Allah rahmet eylesin. Evet. Sağlam bir adamdı. Tertemiz bir adamdı. Baba sevgisini onda tanıdın mı? 27 sene babalık yaptı bize. Evet. Bize kol kanat oldu. Yokluktan çok dırdır ederdi adam. Biraz annemle çok kavga ederlerdi. Onun için küsen insanları, birbirlerini küsen insanları hiç sevmem. Dırdır eden bir şey yani çok büyüten, kavga eden insanları hiç sevmem.